yazık oluyor, kalıyor. Biz burada bir kere yerel firmaların güçlendirilmesi, yerel firmaların desteklenmesi tarafında görüşümüz var. Çünkü ulaşmak daha kolay oluyor yurt dışı firmalara göre. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek de biraz daha işte bulut tabanlı sistemlerle yazılım güncellemesi de önemli. Çünkü çok hızlı değişiyor her şey. Bir şey yapıyorsunuz, güncellemek gerekebiliyor. Yeni nesil cihazlar çıkıyor, yeni nesil uygulamalar çıkıyor. Burada da biraz bulut sistemlere öncelik vermek, cihazın kendinden bağımsız hale getirmeye çalışmak önemli. Ama ilk yıllarda açıkçası diğer teknolojilerdeki kadar kolay bir şekilde sürdürülebilirlik sağlanamayacak. Biraz böyle yapılacak, 1-2 yıl kalacak, tekrardan yenilenmesi gerekecek. Şimdilik ilk uygulamalar bu şekilde olacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben hocam, Barış hocam, 89 katılımcımız geldi. Uygun görürseniz. Tamamdır. Başlayalım. Başlayalım hocam. Barış Gür hocamızın Dijital Müzeler Geleceğin Müzeleri mi adlı sunumuyla bizler olacak. Buyurun hocam. Göründü mü Hüseyin hocam ekran? Göründü hocam. Evet. Tamamdır. Bunu ben evet. Konu başlığımız dijital müzeler geleceğin müzeleri mi? Aslında baktığımız zaman Zafer hocamız çok güzel bir şekilde konuyu açmış oldu. Çok güzel detaylandırdı. Ben de buradan bazı eklemeler yapmaya çalışacağım bu konuyla ilgili olarak. Şimdi bazı sorular sormamız gerekiyor tabii ki. Tabii ki bakıldığı zaman bir gelecekten bahsediyoruz. Öngörülebilen ve öngörülemeyen bir gelecek olduğunu aslında söyleyebiliriz. Bu geleceğin müze teknolojileri anlamında. Şu soruyu sorabiliriz. Dijital müzeler geleceğin müzeleri mi? Bu soruyu sormamız rahatlıkla mümkün. Ama bunun dışında bu ana sorumuz tabii ki bizim. Ya da şöyle de sorabiliriz aslında biz bu soruyu baktığımız zaman. Dijital müzeler geleceği şekillendirecek mi? Ya da ne kadar şekillendirecek? Yoksa geleceğe göre mi şekillenecek? Gördüğünüz gibi bir soru sinsilesi üzerinden gitmemiz mümkün bu dijitalleşme sürecinde. Unutmayalım ki tabii ki müzelerin o pandemi sürecinde kapalı olduğu ilk aylarda bu yeni dünya düzeni olarak adlandırılmıştı, hatırlarsanız. O dönemde müze ve teknoloji ilişkisi üzerinde çok fazla durulmuştu. Ve aslında müzelerinde Hocam sesinizi alamıyoruz ama Barış hocam. Barış hocanın sesi kapalı sanırım. Barış hocam. Hocam. Hocam sesinizi alamıyoruz ama Barış hocam, ben buradan da yapmaya çalışıyorum ama ses açmayı istediyorum. Sizin yapmanız gerekiyor galiba. Biz sesinizi kontrol eder misiniz? Hala alamıyoruz sesinizi. Duyuyor benim ama. Şu an geldi hocam sesiniz. Şimdi az geldi. Önceki konuşmalar duyulmadı mı? Duyulmadı hocam. O zaman başa dönelim. Siz kusura bakmayın çünkü. Yok rica ederim. Rica ederim. Şimdi dijital müzeler geleceğin müzeleri mi? Bu soruyu sormuştuk. Bu ana sorumuzdu bizim. Ya da şu şekilde sorabiliriz dedik biz bu soruyu.
Dijital müzeler geleceği şekillendirecek mi? Veyahut işte yoksa geleceğe göre mi bu müzeler, dijital müzeler şekillenecek? Şimdi hatırlarsanız pandeminin ilk ayları içerisinde müzelerin kapalı olduğu süreçte yeni dünya düzeninden söz edilmekteydi. Ve müze ve teknoloji ilişkisi üzerinde durulmaktaydı hatırlarsanız. İşte insanoğlunun yeni düzene uyum içerisinde bulunduğu ve müzelerin de bu uyum içerisinde nasıl bir rol alacağı üzerinde tartışmalar yürütülmüş olduğunu o ilk aylarda sıklıkla hatırlamaktayız. Peki bu dijital müzeler bakıldığı zaman insanoğlunun dünyaya bakışını, davranışlarını, tutum ve alışkanlıklarını değiştirecek mi? Bu en önemli sorularımızdan biri aslında bizim müzecilik anlamında. Ben az sonra seçmiş olduğum örnekler üzerinden de bu duruma ilişkin bazı böyle ince detaylara, nüanslara değinmeye çalışacağım. Yine bu yeni müzelerin insan algısı üzerindeki ne olacak? Bu soruların cevabı oldukça önemli. Yani az önce Zafer Hoca'nın sunumunu biz izledik. Bu sunum içerisinde biz neyi gördük? İşte sanal gerçeklik gözlükleriyle, karma gerçeklikle, arttırılmış gerçeklikle insanoğlunun aslında değil mi o dünyaya girdiği zaman, çünkü yani başka bir dünyaya adım atıyor o sırada aslında ve bu adım atış sırasında değil mi fizyolojik değişikliklerini gördük, psikolojik değişikliklerini gördük. Bunlar insanoğlunu tabii ki nasıl etkileyecek, nasıl değiştirecek. Şimdi az sonra slaytlarda yine göreceğiz. Örneğin gerçekte var olan bir kültürel miras alanının, bir doğal peyzaj alanının bu tür bir deneyimin, normal dünyadaki bir deneyimin dijital bir dünyada deneyimlenmeye başladığı örnekler var örneğin. Bunlar artacak mı? Bunlar insan olduğu için daha cazip mi olacak? İnsanlar artık doğrudan bir doğal miras, doğrudan bir kültürel miras alanını deneyimlemeyip dijital bir dünya üzerinden bunu da bir müze vasıtasıyla mı gerçekleştirecekler? Bunların üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Evet, birçoğumuzun bildiği bir aslında örnek seçmiş olduğum benim müze. Benim derslerde de konusunu işlediğim, öğrencilerimin de aşina olduğu bir müze, Japonya'dan bir müze. Mori Dijital Sanat Müzesi. Barış Hocam, videonuz Müzesi... ilerlemiyor, görüntünüz ilerlemiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Şu an İlk sayfada gelmedi. Takılı kaldı. İlk sayfada takılı. Şu an hala. Yanılmıyorsam siz iki ekran kullanıyorsunuz. Sunumu değil de sunumun kökünü paylaştınız. Hani. Bir saniye. Barış Hocam, olmazsa siz tek tek slide gidin hocam. Sayfa sayfa gidiniz. Bir saniye. Şu anda görünmüyor değil mi? Hala aynı. Hala ilk slide'da takılı kaldı. Tamam, ilerlemeye başladı. Ha, tamam, bu şekilde o zaman devam edelim. Tamam. Ana tam ekran yapmadan bu şekilde devam edelim. Evet, bazı sorular dedik. Şu an görünüyor mu? Evet hocam, görünüyor şu an. Tamam. Üçüncü slide'dasınız. Mori Dijital Sanat Müzesi örneğini verdik. Birçoğumuzun çok iyi bildiği bir örnek ama bazı ben burada detaylara değinmeye çalışacağım bu müze örneği üzerinden. Tokyo'da kurulmuş olan bir müze. 10 bin metrekarelik bir alana yayılan bir müze. Burada yüzlerce bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılmasıyla oluşturulmuş bir müze olduğunu söyleyebiliriz. Birçoğumuzun yine bildiği bu alanda çalışan TeamLab adlı bir ekip bu müzenin kurulmasında rol oynuyor. TeamLab farklı uzmanların bir araya geldiği bir oluşum.
sevgili dinleyiciler. Yani bu büyük grup içerisinde sanatçılar var, küratörler var, mühendisler var, yazılımcılar, bilgisayar programcıları var. Bu türden artık her bileşenin içerisinde olduğu bir müze ekibinden söz ediyoruz ve geçici sergiler hazırlayan bir ekip. Hazırlamış oldukları yine sergilemelerden biri de Mori Dijital Sanat Müzesi için hazırlanmış. Slide'da görüyorsunuz, ilk slide'da Borderless World ve Colors of Life gibi iki ayrı sergisi bulunmakta. Müzeye bakıldığı zaman bu beş duyuyla, yani az önce Zafer Hoca'nın da sözünü ettiği gibi bir yeni bu düzende yeni dijital teknolojilerin müzelerde çok yoğun girmesiyle birlikte tabii ki duyuları harekete geçiren bir yönü olduğunu, böyle bir hizmet aslında hizmeti bulunduğunu söylememiz mümkün. İşte bu sergilemelerin aslında yeni gerçekliklerle ve Metaverse gibi yeniliklerle bağdaştığını da bu bakımdan söylememiz mümkün. Slide'lara baktığımızda, Colors of Life'a ve Borderless World'a baktığımızda işte bize şeyi hatırlatıyor aslında. Yani küçükken okuduğumuz kitapları ve bu alan ve fantastik öyküleri ve filmleri hatırlatıyor. İşte bir Alice Harikalar Diyarı'ndaki bir sahne gibi veya işte Gulliver'in Devler Ülkesi'nde olduğu bir sahne gibi, bir filmden, bir kitaptan bir bölünmüşçesine bizi o dünyanın, o yeni dünyanın içerisine alıyor. İşte bir bahçede dolaşıyorsunuz, kendiniz bir şeylerden, böceklerden ve çiçeklerden çok daha küçük bir boyutta yol alırken kendinizi bu yeni gerçeklik içerisinde görebiliyorsunuz. İşte Rezonans Fener Ormanı ayrı bir yine açıdan dijital sergisi ve burada da bakıldığında da anlık atmosfer değişikliklerini görüyorsunuz. Yani bir anda yeni renklerle yeni bir atmosferin ortaya çıktığını ve bu atmosfere hemen sizin kendinizi adapte etmeniz gerektiğini aslında farkına vardığınızı söylememiz mümkün. Mesela bu çok ilginç bir örnek. Ritsurin Bahçesi'ni Japonya'daki bir doğal miras alanı Ritsurin Bahçesi. Ve işte yıldır Japon halkının geldiği, ziyaret ettiği ve burada işte günlük tatil günlerini geçirdiği turistik bir alan olarak da ifade edilen bir yer Ritsurin Bahçesi. Bir sonraki slide'da gerçeğini görüyoruz bahçenin. Fakat Mori Dijital Sanat Müzesi'ne gittiğinizde artık bu Ritsurin Bahçesi'ne gitmenize gerek kalmadan siz bu bahçeyi burada deneyimlemiş oluyorsunuz. Ama tabii ki bu yeni gerçek içerisinde, bu yeni gerçek statüsü içerisinde bir deneyim oluyor. Yani sonraki örneklerde de biraz göreceğiz. Team Lab'in bu çalışmasında biraz tabii bir uyarlama yoluyla bu yeni deneyimlerin gerçekleştirilmiş olduğunu söylememiz mümkün. Bu da tabii ki Ritsurin Bahçesi örneği de dijital müzecilikte nereye gideceğimiz, kendimizi nasıl konumlandıracağımız ve nasıl bir değişikliğe uğrayacağımızın, alışkanlıklarımızın nasıl değişeceğiyle ilgili de bilgiler sunduğunu söyleyebiliriz. Yani artık Mısır piramitlerine gitmeden veya işte Göbekli Tepe'ye gitmeden önümüzdeki 50 yıl içerisinde tamamıyla bunlar dijital ortamlar, dijital müzeler içerisinden mi yürütülecek? Böyle bir dünyaya doğru mu evriliyoruz? Pandemi konusu da tabii burada işin bir başka boyutu. Evet, Athletics Forest diye bir müzeyi tanıyanlar, bilenler hemen aşina olacaklardır. Burada işte bir orman içerisinde yine çeşitli bitkileri, çeşitli hayvan türlerini ve Japonya'ya özgü endemik türleri deneyimlemek mümkün olabiliyor. Aynı zamanda bu deneyim sırasında da biraz böyle karikatürize ederek, biraz böyle çizgi film figürleri gibi onları uyarlayarak sunmakta olduklarını özellikle çocuklara söylememiz mümkün.
Ve en ilginci de bu mevsimler meselesi. İşte hep yeni gerçeklikten söz ediyoruz. Müze teknolojilerinin deki değişimden söz ediyoruz. Mevsimleri aktarıyor. Japonya'daki mevsimleri bize aktarıyor bu müze. Bir pirinç tarlasının yazın nasıl olduğunu, işte sonbaharda, kışta nasıl olduğu ile ilgili bize bir deneyim sunuyor. Burada tabii bizim renkler yoluyla, ışık yoluyla bizim duygularımıza da hitap ettiğini söylememiz mümkün. Yani duyulara çok yoğun bir şekilde yoğunlaşılmış olduğunu bu müze örneği vasıtasıyla söylememiz mümkün. Wisteria da Japonya'daki bir ağaç, mor salkım olarak bilinen bir ağaç ve Japonya kökenli bir ağaç. Üstte fotoğrafını görüyoruz fiziksel olarak gerçek dünyada. Bu müzede ise slide'da gördüğünüz gibi onun yeniden biçimlendirilmiş, yorumlanmış halinin sunulmakta olduğunu görüyoruz. Bu belki de işte Zafer Hocam'ın da sözünü ettiği gibi bu yeni dünyada yeni bir yorum katılarak dijital müzeler içerisinde. Bakın Winter Blizzard, Winter North Wind'i görüyoruz. İşte Japonya'daki kuzey rüzgarı ve bir kar fırtınasının anlatılmasını görüyoruz. Yine duyularla yoğun bir şekilde oynandığını, bir etkileşime geçildiğini söylememiz mümkün. Sketch Aquarium, bir akvaryum taslağı çocuklara oluşturuluyor bu müzede. İşte önce çizilmesi sağlanıyor akvaryumdaki balık türlerinin, sonra da bu uygulamaya geçiliyor müze sergilemesi içerisinde. Yine Fruit Fields olarak adlandırılan daha çok çocuklara yönelik olan bölümlerde de bu deneyimler gerçekleştirilirken bitki türlerinin, işte yine meyve türlerinin çeşitlerinin, balık türlerinin de tanıtılması sağlanıyor bu dijital dünya vasıtasıyla. Şimdi Mori Dijital Müzesi'nden örneklerimiz bu şekildeydi. İkinci ve son örneğim ise Dubai'den, The Museum of the Future, yeni bir müze. Futuristik mimarisiyle ön plana çıkmış olan bir müze, slide'da da gördüğünüz gibi. Slide'da gördüğümüz üzere bir torus halkadan oluşuyor müzenin mimarisi. Mimarlara göre yapının var olan torus kısmı sahip olduğumuz bilgiyi temsil ediyor. İçerisindeki boşluk ise bilmediğimiz her şeyi, yani geleceği temsil ettiği söyleniyor. Yani bu kadar gelişim varken, müze teknolojileri üzerinde bu kadar böyle bir gelişime biz sahipken, yeni teknolojiler anlamında da ve bir müzenin adı bir gelecek müzesi olarak kurulmuşken, henüz bilmediklerimizin burada bir boşluk olarak belirtilmesi de gördüğünüz gibi oldukça imalı olduğunu söyleyebiliriz. Dijital müzelerin başlıca temalarından olan gelecekle ilgili gelişimler ve kaygıların burada çok ön plana çıkmış olduğunu söylememiz mümkün. İşte en başında iklimsel değişiklikler mesela çok fazla yoğunlaşıldığını söyleyebiliriz son yıllarda. Dijital müzelerde bu konunun çok fazla işlendiğini söyleyebiliriz. Bir diğeri de tabii ki yapay zeka. Yapay zeka bu dijital müzelerin başlıca enstrümanlarından olduğunu belirtebiliriz. Gelecekte yapay zekanın nerede konumlandırılacağı konusu sıklıkla bu müzelerde işleniyor. İşte bu müzede de bunu, bu Yarın Müzesi'nde de Dubai'deki bunu görmemiz mümkün. Humans, İnsan 2.0 sergisi bunların başında geliyor. Matrix örneğini vermişti Zafer Hocamız. Yine aynı şekilde aslında burada bir şey gibi bakıldığı zaman bir Hollywood filminden bir sahne, bir bilim kurgu sahnesi gibi bir sahneyi görüyoruz. Çünkü artık bu konuda biliyorsunuz yeni yazılan kitaplar da var. İnsanın artık yapay organlarla birlikte gelecek dünyada nasıl bir yaşamı, nasıl bir varoluşu olacağı ile ilgili. Burada arttırılmış gerçeklik, robotlar, arttırılmış gerçeklik diyorum pardon, yapay zeka ve robotlar vasıtasıyla
bir insanın ameliyatının gerçekleştirildiği sahneler burada aktarılıyor. Aslında bir bakıma işte geleceğe bir projeksiyon mu tutuyor sorusunu da sorabiliriz aslında dijital müzelerin bu anlamda. İşte slide'da görüyorsunuz yapay organları görüyoruz. Yapay olarak oluşturulmuş organlar. Bu organ nakillerinin artık bu şekilde gerçekleştirileceği yeni bir dünyadan mı söz ediliyor sorusu aklımıza gelmekte. Bazı sorular soruyor tabii bu müze bize, bu sergi anlamında. Yapay zeka yaratıcı olabilir mi sorusunu, yardımcı olabilir mi sorusunu soruyor. Yanlış gidebilir mi yapılan her şey? Ya da birlikte geleceğimizde insanoğlunun ve yapay zekanın birlikte geleceği sorusu ne gibi soruları soruyor. Yine insan aklı ve yapay zeka bir arada gelişebilir mi sorusunu soruyor ve birlikte yol alabilir mi yine sorusu bir diğeri. Burada da gördüğünüz gibi bir robot ve bir yapay zekaya sahip bir robot sorular soruluyor. O sorulara yanıtlar veriyor ve aslında geleceğin dünyasını az önce bir projeksiyon mu dedik? Geleceğin dünyası ile ilgili olarak da müzelerin önemli bir kaygısı bulunduğunu burada söylememiz mümkün. Bu da çok ilginç tabii ki. Bir robot, bir kedi yapay zeka ile size yanıtlar veriyor. İşte ona nasıl davranırsanız size o tür karşılıklar veriyor. Onun işte başını okşadığınız zaman size karşı olumlu bir tavır takınırken işte ona sert bir şekilde davranmaya kalkarsanız yine bir kedinin vereceği karşılığı verdiğini söyleyebiliriz. Bu da tabii ki bizim geldiğimiz ya da geleceğimiz yeni gelecekle ilgili olarak, yeni düzenle ilgili olarak bize bazı ipuçları veriyor. Hep şunu söylerdik biz, bilim kurgu filmleri, Hollywood filmleri 20 yıl, 30 yıl öncesinden geleceği projeksiyonlar denirdi. İşte Matrix de bunlardan biri aslında bu tür filmler. İşte uçan arabalarla ilgili biliyorsunuz sahneleri görmüşüzdür. İşte Jetgiller çizgi filminde değil mi? Cep telefonlarının, görüntülü cep telefonlarını yıllar önce, 30-40 yıl önce görmüştür insanlar televizyondan izlerken. Ve müzeler üzerinden sürecin devam edeceği mi sorusu da akla geliyor. Yani önümüzdeki 50 yılın biz yaşayacaklarımızı günümüzde müzeler üzerinden mi görmeye başlıyoruz? Bunların bir hani bir ön deneyim mi aslında, bu şekilde mi yorumlamamız gerektiğini sorgulayabiliriz. Evet, ben arttırılmış gerçeklik, ben yapay zeka adlı bir yine sergiden söz ediliyor. Burada da insanoğlu, insan ve yapay zeka bir arada resim yapmaya çalışıyor. Bazı komutları siz veriyorsunuz burada yapay zekaya, bazılarını ise kendisi yorumluyor ve burada resimler üretilmiş olduğunu görüyoruz. Bu da tabii yapay zeka ve insan zekası birlikte nasıl yol alabilir, nasıl hareket edebilir sorusunun yanıtını vermeye çalışıyor. Ve tabii ki insanoğlunun sanatsal yapılarının sergilendiği müze kavramı içerisinde bu değişimin aktarılmasının da oldukça manidar olduğunu söyleyebiliriz ve bunun düşüncesini de, bunun yorumunu da sizlere bırakmak istiyorum. Vaktinizi aldım, çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam size de ve tüm dinleyenlere tekrar teşekkürler. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Gerçekten aydınlandık. Zafer Hocam sunumunun üzerine çok iyi oldu. Sorusu olan, soru sormak isteyen, katkıda bulunmak isteyen hocalarımızı davet edelim isterseniz. Buyurun. Muğla Üniversitesi'nde ne? Muğla. Bilir yollamış demin ki. Evet, katkıda bulunmak isteyen... Barış Hocam. Merhaba Barış Hocam, ben Özlem. Merhabalar, merhabalar hocam. Özlem Hocam, merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Yeni Yüz Üniversitesi'nden hocam ben de.
Şimdi hocam ilk soruya şeyle başladınız ya, çok güzel bir başlıktı. Çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Çok aydınlanma sağ olun, çok teşekkür ederim. Team Lab'ı ben de çok hayranım. Yani onun bütün eserlerini şey yaparım. Hatta Borusan'a geldi hocam, böyle ilk gidenlerden biri bendim biliyorsunuz. Evet, ona bahset. Vakit olmadığı için bahsedemedim. Çok teşekkürler siz. Aynen. Borusan'a geldi ve yani çok sağlam da bir şeyi vardı. Yani o özellikle ekosistemi, insanların nasıl mahvettiğine doğru bir sorgulaması var. Yani çok sağlam bir kavramsal altyapıyla onlar yürüyorlar zaten. Yani çiçeklere dokunuyorsunuz, dokunduğunuz anda çiçekler ölüyor. Kelebeklere dokunuyorsunuz, pat diye ölüyorlar falan. Yani güzel bir hani şeyi var aslında. Yani insanın nasıl doğayı yok ettiğine dair bir söylem var. Hocam şimdi siz dediniz ki, çok güzel bir soruydu aslında. Hani dijital müzeler geleceği şekillendirecek mi? Ya da geleceğe göre mi şekillenecek? Şimdi bu soruyu sorduğunuz anda şimdi iletişim fakültesindeyiz. Yani iletişim fakültesindeyim, görsel iletişim tasarımı bölümündeyim. Aklıma hemen McLuhan'ın sözü geldi. Yani McLuhan ne der? Teknolojik determinizm der. Yani teknoloji, yani o araç araç amaçtır falan diye bir sözü vardır ya, yani sonuçta o teknoloji bizim yaşam biçimlerimizi şekillendiriyor. Eskiden televizyon yoktu, tiyatrolara giderdi insanlar. Televizyon oldu, işte insanlar televizyonun karşısında bağımlı hale geldi. Sosyal medya çıktı, insanlar televizyondan sosyal medyaya doğru geçiş yaptılar. Yani şimdi yapay zeka ve artırılmış gerçeklik ve o gözlüklerle bir yaşam öneriliyor. Büyük ihtimalle o tarafa doğru geçiş yapacağız. Yani sonuçta teknoloji bizim yaşam biçimlerimizi zaten biçimlendiriyor hocam. Yani biz de bu yaşam biçimlerini biçimlendireceğiz. Artı hani bir soru sordunuz ya, hatta şey dediniz. Hollywood filmi gelecekleri projeksiyonlar gibi. Evet. Aynı şekilde ben de onu hatırladım. Yani çağrışım yaptı bende. Mağara resimlerine benzettim ben de. Yani sonuçta mağara resimlerinde ne yapıyorlardı? İşte bir hayvanı avlayacaklardı. Orada bir ritüel yapmaları lazımdı. İşte çünkü kendilerini motive etmeleri lazımdı. Geleceği oraya aktarıyorlardı. Yani gelecekte biz bu hayvanı öldüreceğiz gibi ritüelleri vardı biliyorsunuz. Hani biz de şimdi gelecekte bak yapay organlar takacağız. İşte şöyle yapacağız diye orada neydi, Dubai Müzesi'nde bize geleceği aslında ön bir gösterimini yapıyorlar. Ve bizi aslında alıştırmaya çalışıyorlar. Yani hep beraber böyle topluca gidiyoruz hocam o tarafa doğru. Kesinlikle çok hocam. Güzel. Aynı fikirdeyim. Aynen. Ya bunları hatırladım. Teşekkür ederim. Paylaşmak istedim hocam. Çok sağ olun. Katkınız için çok gerçekten bilgi fırtınası, beyin fırtınası şeklinde oldu. Çok teşekkürler sizin de. Ben teşekkür ederim. Özlem Hanım. Başka sorusu olan hocamız yoksa bir sonraki sunuma geçmemiz gerekiyor. Katkı sunmak isteyen, soru sormak isteyen hocamız yoksa hocam müsaadeniz olursa Barış hocam, ben de çok kısa vakit almadan bir şey sormak isterim. Tabii ki hocam. Ya, müzeler ne kadar dijital olmalı? Evet. Yani bu, sizin öngörünüz yani ne kadar dijital olmalı? Bu kesinlikle bunun şimdi diğer dinleyiciler, konuklar, konuşmacılar da bu sıklıkla tartışılacak aslında bugün boyunca bence. Bu soru belki defalarca bile sorulabilir Hüseyin Hocam. Bunun bir sınırının, bir düzenlemesinin, bir altyapısının bulunması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Hani bu şey gibi, bakıldığı zaman denir ya bu bilimsel deneylerde, işte hatırlarsanız bir koyun kopyalaması yapılmıştı, DNA çalışmaları ile ilgili. Bunun bir sınırı olması gerektiği söylenmişti. Yani insan kopyalanması ile ilgili bugün nasıl etik olarak bu karşılığı olamayacaksa, bunun önünde engeller bulunmaktaysa, hani teşbihte hata olmaz. Belki müzecilikte bu dijitalleşmenin de önünde belki bir sınırın olması gerektiğini ben kişisel olarak düşünenlerdenim. Yoksa ileride bir müze mi olacak, bir başka bir anlam mı, başka bir isim mi vereceğiz biz o yapı bütünü içerisinde, veya bir yapı olacak mı? Bunları göz ardı etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. O açıdan yani bir sınırı olması gerektiğini ben kişisel olarak düşünüyorum. Fakat tabii ki farklı görüşleri olan konuşmacılar da olacaktır diye düşünmekteyim. Teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, sunumunuz aydınlatıcıydı.
Müsaadenizle üçüncü konuşmacımız doktor öğretim üyesi Veysel Tolun hocamızı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi pandemi öncesi ve pandemi sonrası müzecilikte dijitalleşme konulu sunum için davet ediyoruz. Buyurun Veysel hocam. Evet, merhabalar. Şunu paylaşayım. Paylaşabiliyor muyum acaba? Hocam sesiniz biraz uzaktan geliyor ama rica etsek mikrofonu biraz yaklaştırma şansınız olursa belki kulaklıktan kaynaklanabilir. Geliyor ama çok uzaktan geliyor sesiniz. Siz engellemişsiniz. Ne hocam? Ekran paylaşımını engelledi yazıyor. Bir teknik arkadaşlar, bir hocam ekran paylaşımına bakabilirsiniz. Ekran paylaşımını engelledi diyor. Onu hallederlerken Hüseyin Bey Gaziantep'i yakın bir zamanlarda gezmiştim. Gerçekten müzelerine hayran kaldım. Yani hamam müzesini, yani Antep'in hamamları müzeyi eşliğinde hamam müzesini gezerken çok etkilenmiştim. Evet. Siz bu arada müzecilik, yani Yıldız Teknik Üniversitesi müzeciliğin son öğrencisisiniz. Ben de ilk öğrencisiyim. O zamanlar Fethi hocamız çok genç bir öğretim elemanıydı. Hala öyle. Ben de o zamanlar olgun yaşta bir müzeciydim İstanbul'da Havacılık Müzesi'nde. Ama şöyle bir şey var. Siz tezinizi hangi ortamlarda hazırladığınızı biliyorsunuz. Ben tezimi daktiloda yazmıştım. Fotoğrafları da yapıştırmıştım kağıtlara. Öyle bir dönemden geliyoruz. Biraz önce Zafer Hoca'yı böyle dehşetle, ya daha doğrusu ağzım açık olarak izledim. Yani geleceği temsil ediyordu. Ben de dedim herhalde biz de geçmişi temsil ediyoruz. Benim sunumumu lütfen bu şekilde algılayın. Ben bir durum tespiti yapacağım ama hala şey yapamadım. Paylaşamadım. Şu paylaşılıyor mu böyle? Evet hocam, ekran paylaşımı yapabilirsiniz Veysel hocam. Şu anda görüyor musunuz? Hayır, paylaşmadınız hocam. Ekranı paylaş diyeceksiniz hocam. Paylaş seçeneğine vereceğim aşağıdan. İşte bizim de böyle sıkıntılarımız var. Yani ben aşağıda ekran paylaş seçeneği var Veysel hocam. İşte hocam onu ben tıkladım, şey vermiyor dedi. Şimdi de başka bir yerden paylaştım. Onu kapatmaya çalışıyorum. Bizim sıkıntılarımız çok. Veysel hocam yetkileriniz var. Hocam şu anda ben ekranı bir şekilde açtım. Aşağıdan Zoom'un ekranda paylaş seçeneği var. Ekran paylaş hocam, seçeneği anladım, var hocam. Anladım da şu anda ben ekranı açtım bir şekilde. Bir dakika. Ekran paylaşımını açıyorum. O seçtiğiniz old boyusunu seçeceğim hocam. Tamam. Şimdi oldu mu? Şu an oldu hocam. Hocam. Geliyor hocam. Geliyor hocam. Hocam bir de rica etsem mikrofon, eğer kulaklıkla konuşuyorsanız mikrofonunuzu biraz daha ağzınıza yaklaştırırsanız. Ya da mikrofonu çıkartayım ya da. Sesinize daha. Çıkartırsam daha mı iyi geliyor? Bilmiyorum hocam. Belki kulaklığı bir tekrar bir yaparsanız. Ben bir durum tespiti yapacağım dedim. Daha iyi geldi hocam. Evet. Şimdi ben yıllardır müzecilik dersleri veriyorum. Böyle 90'lar yıllardan itibaren. O zaman müze türlerini anlatırken işte bir sonuna da bir sanal müzeler diye bir şey ekliyordum. Objelerini internet ortamında ziyaretçi açan müzelerdir. İşte bazı müzeler sadece internet ortamının objeleri sergilemektedirler diye. Böyle bir cümleden bahsediyordum. Yani o zamanlar 90'lı yılların başlarından bahsediyorum. Böyle sanal müze, dijital ortam pek de gündemimizde olan bir şey değildi. Şimdi biliyorsunuz bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, günlük hayata girmesi, yaygınlaşmasıyla kültür kurumları da bu teknolojiyi kullanmaya yöneliyorlar. Bu önceleri... Mesela hocam özür dilerim. Sunumu değiştirdiniz mi? Yani hayır. Sunumu atlattınız mı? Biz yani bir sonraki slayta geçtiniz mi? Geçtim. Biz göremedik ama acaba tam az önceki problemi yaşıyoruz galiba. Baştan şimdi kullanıcıların yani katılımcıların... O zaman ben de bu şekilde yapıyorum. Şu an geçti hocam, iyi oldu. Peki. Teşekkür ederiz. Tamam. Buyurun, kusura bakmayın. Tamam. Müzelerde önceleri bu dijital şeyler önce envanter kayıt sistemlerinde başladı biliyorsunuz. Sonra işte zamanla sergilemede, aydınlatmada, iklim kontrolünde ve güvenlik alanlarında da bu dijital teknolojinin nimetleri kullanılmaya başlandı.
Şimdi 90'lı yılların başından itibaren müzelerin iletişim sağlamaya yönelik olarak interneti kullanmaya başlamaları ile de sanal müze kavramı ortaya çıktı. Bu arada ben öğrencilerime ödevler verirken işte hep internetten yararlanıyorlar. Biraz onlara kızıyorum, biraz da kitap okuyun diyorum. Bugün bir itirafta bulunmak istiyorum ki hayatımda ilk defa hiçbir kitaba bakmadan internetten bir sunum hazırladım. Yani öğrencilerim de bunu duyarlar belki. Şimdi bütün bunları internetten aldım. Yani o kadar çok bilgi belge var ki gerçekten PDF'ler. Şöyle bir tanım geliştirmişler. Sanal müze veya elektronik müze veya e-müze diye. İşte değişik medya olanaklarından yararlanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlara ait bilgileri barındıran, ziyaretçilerle iletişimin kesintisiz olduğu ve çeşitli erişim şekillerini karşılamak için alışıldık iletişim yöntemlerinin ötesinde olan dünya çapında erişimin olanaklı kılmak amacıyla da fiziksel anlamda bir mekan ihtiyaç duymayan müze şeklinde tanımlanıyor sanal müze ya da e-müze. Şimdi bazı kavram karmaşaları var. Mesela sanal müze var, web sitesi var, sanal alan var, işte online müze var, dijital müze var. Bunlar birbirine yakın fakat farklı kavramlar. Müze web siteleri biliyorsunuz daha çok internet ortamında gerçek müzede bulunan önemli eserlerin öne çıkarıldığı, ziyaretçilere müzeyi tanıtma amacıyla hazırlanmış ve ulaşım konusunda bilgi sağlayan siteler olarak özetleyebiliriz. Yani bir web sitesinin asıl amacı sanal ortamdaki potansiyel müze ziyaretçisini gerçek müzeyi ziyaret etmesi konusunda davet etmektir diye de yorumlayabiliriz. Şimdi bu bir müze web uygulamasının sanal müze olarak tanımlanması için öncelikle koleksiyonu sayısallaştırarak çevrim içi sunması ve ziyaretçisine sanal dolaşım sağlaması gerekiyor. Gerçekte var olan müzeler sanal müze olabileceği gibi gerçek bir mekana sahip olmadan internet üzerinde ortak faydaları sebebiyle bir arada sunulmuş eserlerden oluşan sanal müzelerde mümkündür. Bir de şöyle bir sanal müzelerin faydalarından bahsediliyor. Ben de bunlara katılıyorum. Köy, kasaba ve beldelerde yaşayanların gezme olanağı bulamadığı büyük müzeleri sanal müze ortamı sayesinde ziyaretçinin ayağına götürmüş olabiliyoruz. Ziyaretçilerle ile kesintisiz iletişim sağlayabiliyorlar. Doğru tasarlandıklarında uzaktan eğitim, hayat boyu eğitim amacıyla kullanılabiliyorlar. Doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarıdır. Genel kültür açısından bilgilendirme sağlıyorlar ve ülke genelinde tüm okullarla kurulacak olan iletişim ağları sayesinde müze eğitim ilişkisi de kurabiliyorlar. Şimdi bu ön bilgilerden sonra, şimdi bu gördükleriniz pandemi öncesinde işte örnek olarak verdiğim sanal müze örnekleriydi. Eczacıbaşı Sanal Müzesi, Yapı Kredi Sanal Müzesi. Bunlar fiziki olarak yok bu müzeler. Sadece internet ortamında olan müzelerdi. Şimdi buna tabii çok yenileri de eklendi. Mesela Merkez Bankası Sanal Müzesi. Bunları sayılarını arttırmak mümkün ama ben bu kadarla yetineyim. Bir de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ekranında o zamanlar pandemi öncesinden bahsediyorum. Şöyle sanal geziler adı altında böyle yani sanal müzeler vardı. Yani ama sanal tur, sanal geziler şeyinde az sayıda da olsa burada bir müzeler var idi. Şimdi tabii teknolojinin getirdiği en önemli imkan, bilgisayar teknolojisinin, dijital teknolojinin getirdiği en önemli şey dijital sergiler. Bu sergiler dijital teknoloji müzeler sunduğu bir imkan tabii ki. Bu teknoloji müze mekanlarında kullanılabildiği gibi sanal ortamda da kullanılabilir. Yani bu dijital sergiyi fiziki müzede yaparken zaten kullanıyorsunuz. Ama hiç fiziki ortam olmadan da bu dijital sergileri yapabiliyoruz. Dijital sergi ziyaretçilere zaman kısıtlaması ya da fiziksel erişim engeli olmadan sergiyi serbestçe dolaşma ve keşfetme özgürlüğü tanıyor aynen sanal müzelerde olduğu gibi. Şimdi Çanakkale biraz İstanbul'un taşrasında kalan bir il olmasına rağmen burada da yavaş yavaş yani 2000'li yılların başlarında dijital teknolojiyle müzeler tanışmaya başladılar. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi 2012 yılında bu simülasyon teknikleriyle 11 ayrı canlandırma odasının odasında böyle Çanakkale Savaşı'nın önemli kesitlerini anlatıyordu. Hala bunları anlatmaya devam ediyorlar.
Çanakkale Ticaret Sanayi Odası bir müze yaptı 2014 yılında. Piri Reis Müzesi. Bu müzede hiçbir tane orijinal bir malzeme yok. Her şey dijital teknolojiyle üretilmiş. Yani ünlü işte haritası üzerine yolculuk yapabiliyorsunuz. Bir takım internet uygulamalar var. Dokunmatik şeylerle, ekranlarla pek çok şeye ulaşabiliyorsunuz. Bu da bir dijital müze örneğiydi. 2018 yılında Kilitbayır Kale Müzesi tamamlandığında özellikle Sarıkule'de, başka yerlerde de çok dijital teknolojinin çok yoğun bir şekilde kullanıldığına şahit olduk. Son olarak Troya Müzesi 2018 yılında açıldığında gerçekten adeta hayallerimiz gerçekleşmiş gibiydi. Çünkü yani anlattığımız, söylediğimiz, okuduğumuz bütün her şey sanki burada hayata geçmiş gibiydi. Mesela burada Troya kahramanları burada canlanıp sizinle konuşuyorlardı. Size kendilerini anlatıyorlar. Efendim şurada hologramlarla işte Troya hayatı ile ilgili fikirler edinebiliyorsunuz. Efendim şöyle dijital uygulamalarla bir canlandırmalar var. Her tarafta ekranlar var. Yani dijital şey üst seviyede kullanılmıştı bu Troya Müzesi'nde. Hatta işte bir hatıra olsun diye bir terakotaya yüzünüzü koyup fotoğraf çekip onu da internette paylaşabiliyor idiniz. Bu dijital sergilemeler zaten bu aşamaya gelmişti pandemi öncesinde. Bu envanter sisteminden bahsetmiştik. Hüseyin Bey de bahsetti. Bu müze ulusal envanter sistemi. Yani eserleri fiziki olarak defterlere kaydediyorsunuz ama bunun dışında dijital ortamda bunların kayıtları yapılıyor. Bütün müzedeki, bütün Türkiye'deki müzeler hep bir çatı altında toplanmaya çalışılıyor. Çok uzun zamandır yapılan bir çalışmadır bu MUES uygulaması. Halen devam ediyor. Bu da dijital teknolojinin getirdiği bir şeydir. Şimdi bu pandemi öncesiydi bunlar. Şimdi biliyorsunuz 2020 yılının Mart ayında işte Ocak ayından itibaren dünyada, Mart ayından itibaren Türkiye'de hayat biraz değişmeye başladı. Mekanlar kapandı. Bunların arasında müzeler de vardı. Bu arada yani 85 bin ama sayı eminim çok daha fazladır. Müze kapatılmış. Ama acı olan bunların %13'ünün yeniden açılma şansının olmadığı idi. Şimdi tabii bir anda müzeler kapanınca, tabii ziyaretçilerden yoksun kalınca müzeler yani biraz boşlukta kaldılar ve ama hemen olaya çok çabuk adapte oldular ve online olarak, dijital olarak böyle müze ziyaretçileriyle buluşmaya başladılar. Ne bileyim bazı müzeler mesela British Museum yani dijital ortamda bütün eserlerini ücretsiz olarak tüm dünyaya erişime açtı. Mesela Google Artisan Google.com adresi üzerinden farklı ülkelerdeki 500'den fazla müze, belki daha da fazladır şimdi, müze ve galeriye erişim imkanı sağladı. Yani dünyada, dünya cümlü birçok müzeye online olarak ziyaret bu platform üzerinde yapılabilir hale geldi. Ve Türkiye'de de dediğim gibi müze kapatıldı ve öğren yerleri aynen dünyada olduğu gibi sanalmuze.gov adresinden önceleri 15 tane kadardı. Şimdi 50'ye yakın müze sanal erişime açıldı. Burada görüyorsunuz Google Arts Culture'dan bir sürü müzeye ulaşabiliyorsunuz. Bu da Türkiye'de salgına karşı alınan önlemler sonucu müzeler 2018 Mart 2020'de ziyade kapatılınca açılan sanalmuze.gov sitesidir. Ve buradan bu müzeleri gezebiliyorsunuz. Şimdi burada vurgulamak istediğim bir şey, Mart ayında müzeler kapandı ama Nisan ayında hemen bizim Troya Müzemiz, tebrik ediyorum Rıdvan Bey'i, sunumunda da bunları muhakkak anlatacaklar. Ben bir iki cümleyle geçeceğim. Hemen bakın Nisan ayında hemen sosyal medyayı kullanaraktan bir takım etkinlikler yapmaya başladılar. Daha doğrusu yeniden müze ziyaretçileriyle buluşma gayreti içerisinde girmeye başladılar. İşte müze uzmanları tarafından müzedeki nesneler, temalar ve güncel bilimsel veriler hakkında yayınlar gerçekleştirdiler. Çok güzeldi, çok heyecan vericiydi. Yani daha çok yeni, hemen Mart'ta müzeler kapanmış, Nisan'da öncü oldular bu konuda.
Sonra buna çevrede Çanakkale ilinde kazı yapan hocaları, hocaları ziyaretçilerle buluşurlar yine sanal ortamda. Onlar sanal ortamda sunumlar yaptılar. Sonra bunu bir adım ileriye götürdüler. Birincisini fiziki olarak müzede yaptıkları Tural Sempozyumunu, ikincisini yani Nisan ayında pandeminin neredeyse yıl dönümünde gerçekleştirdiler. Gerçekten çok etkileyiciydi. Sonra bu dönemde böyle sanal geziler, tur şirketleri de böyle bazı yerleri sanal olarak gezdirmeye başladılar. Böyle ilginç bir şey, ilk İTÜ'nün Troya Müzesi Sanal Gezip diye böyle programlar da oluşmaya başladı. Sonuçta müzeler pandemi döneminde işte kendini var edebilmek, toplumla bağlarını kopartmadan iletişim kurabilmek amacıyla farkındalıklarını arttırmak için mücadele vererek sosyal medyayı etkin bir şekilde kullandılar ve halen de kullanmaya devam ediyorlar. Müzecilik ve pandemi konusunda uzman kişilerle webinarlar, bir de böyle şeyler girdi pandemi sonrasında şeyimize, webinar, efendim Zoom toplantısı, böyle Microsoft Teams. Şimdi bunlar gençler için çok şey değil ama bizim jenerasyon için gerçekten enteresan uygulamalardı. Artık toplantıları, şunları şimdi yaptığımız gibi konferansları bu dijital ortamda yapmaya başladık. İşte bunlardan bir örnek Kocaeli'ndeki müze çalışmaları. Ben hayatımda izlemediğim kadar müzecilikle ilgili konferans, toplantıyı bu dönemde izledim. Müze kafede dijitalleşen dünya ve Türkiye'de müzecilik gibi konularda bu da işlendi. Pandemi sonrası sanal müzelerin ve müzelerin dijitallenmesinin önem kazanmasıyla bundan sonraki süreçte henüz gerekli adımları atmamış müzeleri de hızla dijitalleşmeye itecek gibi gözüküyor. Yani hazır olanlar hemen buna uyum sağlayabildiler ama hazır olmayanlar herhalde en kısa zamanda dijitalleşmek zorunda kalacaklar. Tüm müzeler dijital olarak da var olabilmek için hazırlıklarını tamamlayacaklarını öngörebiliriz. Şimdi sadece kalıcı koleksiyon sergileri değil, geçmiş sergilerin de online olarak ziyareti açmaya başladı müzeler. Yani daha önce yaptıkları sergilerin de şeyde internette, web sitelerinde izleyebiliyorsunuz. Sanal müzelerden farklı olarak. Şimdi internete girip bir dijital müze yazarsanız, yani inanılmaz sayıda böyle sergi açıldığını görüyorsunuz. Ya bu müzeler yok. Yani fiziksel olarak yok ama internet ortamında varlar. Ve tabii ki fiziksel ortamda olan müzelerde, dijital olarak sergilenen müzelerde var. Acaba bir şey, ileride yani bu sergiler sadece şey mi olacak? Dijital mi olacaklar acaba? Yani fiziki sergiler ortadan kalkacak mı? Mümkündür çünkü bunlar hep sanıyorum daha az masraflı, daha çok insana ulaşabilen müzeler olması açısından böyle bir şey de olasılık da var. Şimdi sanal müzeciliğe salgın öncesinde geçmiş olan ve salgın koşullarına hazırlıklı yakalanan müzeler teknolojiyi etkin kullanarak süreci etkili biçimde yönetebildiler. Ve salgın sonrası müzelerin toplumsal işlevlerini ve özellikle eğitim işlevini web sayfaları üzerinden uzaktan ve dijital olanakları kullanarak yürütmeye devam edecekleri öngörülmektedir. Yani sadece müzeleri gezmiyorsunuz. İnternette eğitim etkinlikleri, toplumsal işlevleri de buralardan, internet ortamından yapmaya başladılar müzeler. Bunların örneklerini ben buraya koymadım çünkü biraz bugün ya da yarın önemli müzelerimiz bunların örneklerini size sunacaklar. Şimdi bu sanıyorum son slaytım. Şimdi pandemi sonrası devlet müzelerinin ve güçlü destekçileri olan özel müzelerin bu süreci az zararla geçirdikleri söylenebilir. Evet biraz önce de bahsettik ve kısa sürede buna uyum sağladılar ve inanılmaz şekilde etkinlikler devam ediyor internet ortamında. Ancak bilet ücretleri ve satış dükkanı gelirleriyle ayakta kalmaya çalışan pek çok müze için durum bu kadar kolay olmadı maalesef. Onlar yani şey daha önceden bir altyapıları da yoksa eğer çok zor durumlarda kaldılar ve bu şimdi evet dijital ortamda bunları yapıyorsunuz ama bunların bir geliri yok, karşılığı yok
Belki Hüseyin Bey bu konuda bir açıklama yapabilecektir. Gerçi dijital biletler nasıl oluyor şimdi tam bilmiyorum ama yani bu müzeler para, yani bir şekilde para, yani satış dükkanlarından, bilet satışlarından bir para elde edemiyorlarsa gerçekten ayakta kalmakta zorlanan müzeler var. Bunların durumu ne olacak? Bunu biraz tartışmak lazım. Yani bu durumda herhalde kültürel mirasın ev sahipliğini yapan müzelere devlet desteğinin artık dillendirilmesi zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ve hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Aslında bizim yani şu anda tam söylemiş olduğunuz süreçle alakalı. Biz de yani devlet destekli gibi görünse de Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yine belli bir miktar para karşılıyor. Yani bir bütçemiz var, personel bütçemiz, elektriklerimiz, su giderimiz. Yani bildiğiniz normal bir yatırım yapıldı. Yani bir birim açılmış gibi, müzelerimizin hepsi bir birim gibi faaliyet gösteriyor. Bu zaten çoğunu sırf sürdürülebilirlik açısından ya da kendi yağında kavrulsun diye biz ücret sistemine geçildi. Normalde zaten sosyal mekanlar, işte kar amacı gütmüyoruz ama yani en azından da bir karşılığı olması için ücretlendirildi. Tabii ayakta durup yani normal gerçekten biz işletme maliyetlerimizi de çıkarttığımızda ayakta durmayla duramama arasında yani böyle gerçekten ben bu benim kendi müzelerim olsa, kendi malım olsa ancak zor zekat birbirini karşılamış olacak. Daha yer kirası vesaire olmamasına rağmen. Personel, elektrik, su, işte envanter gider, envanter ve yani böyle demirbaş giderleri hariç sadece oranın sürdürülebilirliğini sağlamak için bile başlı başına bir bütçe gerekiyor. Çünkü haftanın 7 günü açıyoruz mesela biz. Ona göre personel bulundurmamız gerekiyor. İşte temiz olması gerekiyor. İşte bir sürü dediğiniz gibi günceli yakalamamız gerekiyor. Eğitim süreçleri vesaire. Ama kesinlikle ben şuna katılıyorum hocam. Hem kamu müzesi olarak hem bizimki aslında özel gibi bir karışıklık yine çalışıyoruz ama kesinlikle Kültür Bakanlığı'nın gerek teknik destek anlamında en azından teknik destek. Yani işte müzelerin harcayacağı paraların aza indirilmesi konusunda kesinlikle özel bir çalışma yapılması lazım. Bu da zaten bence bu tür webinarların ve bu tür seminerlerin sonucu olacağını düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum diğer kullanıcılarımızdan, hocalarımızdan, izleyicilerimizden de katkı sunmak isteyen olursa zaten vaktimizi de biraz açtık. Diğer hocalarımız kusura bakmasınlar. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Katkı sunmak isteyen, Veysel hocamıza soru sormak isteyen yoksa Sinem hocama geçelim, dördüncü konuşmacımız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Eğer soracağınız bir şey yoksa dördüncü konuşmacımız Sinem Karakumlakoğlu, 9 Eylül Üniversitesi'nden Müze Teknolojileri Genel Bir Bakış adlı konuşmasıyla bizimle olacak. Buyurun hocam. Merhabalar, teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Şu an share screen yapıyorum. Tüm ekran. Paylaş bir saniye. Çıktı mı acaba? Henüz çıkmadı. Cumali hocam bir bakma şansınız olur mu? Hocam yetki var. Önce ekran paylaş, share screen yaptıktan sonra hocam PowerPoint seçerseniz sevinirim. PowerPoint. Bir saniye. Tüm ekranı seçtim. Tamam hocam. Oradan da sunumunuzu başlatın hocam şimdi. Ama share screen yapmadınız. Ha. Bir saniye arkadaşım yardımcı olacak. Kusura bakmayın. Evet, share screen'e bastım. Buradan çıktı. Sonra pencere. Burada. Sunum. İnşallah. Bakalım biraz beklettim. Kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Bir tane. Tekrar.
Sinem Hocam isterseniz bana gönderin, ben size asist edeyim. Tamam, bulduk PowerPoint. Şimdi evet, paylaştım. Demin gelmemişti de hocam, kusura bakmayın. Tamam hocam. Yani daha gelir. Yo, Cumali Yaşar at Gmail yazıyor. Ekranda aslında. Evet, ekranda. Biz göremiyoruz hocam. Tekrar bir ekran paylaşımı bölümünde size zahmet bakarsanız. Hocam, Sinem hocam. PowerPoint'u evet, açtıktan sonra share sticker yapın hocam. Share sticker'ı yani önce PowerPoint'u sunun. Şimdi sunumu açalım hocam isterseniz. Sunumdan sonra ekran paylaşımı. Evet. Görüyor musunuz? Yok hocam, şu an ekranda sunumunuz açık mı hocam sizin? Evet açık. Tekrar geri Zoom'a gelip ekran paylaşımı. Paylaşımı dur, önce paylaşımı durdurun hocam. Siz kendi ekranınızda paylaşımı durdurun. Paylaşımı durduracağız. Tamam. Şimdi tekrar paylaşım yapın hocam. İptal. Yok, olmuyor. Şunu sıkılıyorum. Hayır. Kron. Olmadı. Nereye? Hocam Cumali nokta Yaşar et Gmail isterseniz yollarsanız Cumali Bey sizin adınıza. Öyle yapalım. En iyisi zahmet. O. Çünkü bir türlü olmadı. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Açılmadı. Dilerseniz ben anlatmaya başlayayım. O sırada mail atarım. Tamam hocam. Şimdi ben sizlere ilk önce buradaki yaşadığım kişisel deneyimlerden bahsetmek istiyorum. Müze teknolojileriyle ilk Heritage İstanbul'da tanıştığım müze müdürüyle Alpha Vision'ın müdürü Hans Van Dyme'la tanıştım ve çok etkilenmiştim. Bunun sebebi de müzecilikte böyle bir şeyin yapıldığını ve ben tanıştığımda 2017 idi sene. Ben tanıştığımda 2000 senesinden beri bunun üzerine çalışıyorlardı. Yani bundan 22 sene önce Avrupa'da bu teknolojiler kullanılmaktaydı. İstanbul'daki sunumlarını izledim ve daha sonra kalkıp buradan oraya gittim ve müzeyi bizzat kendim deneyimleyip acaba arka planında neler olduğunu, müzecilik bağlamında neler olduğunu araştırdım. Yani teknolojik olarak değil de müzecilik olarak biz Türkiye'ye bunu adapte edersek neler olabileceğini tartıştım. Orada gidip gördüğüm zaman müze müdürü dışında tabii ki proje müdürü ve ayrıca proje müdürünün dışında çalıştıkları işte grafikerlerle tanıştım. Nasıl bunları planladıklarını, farklı müzelere nasıl adapte ettiklerini ve analizlerini nasıl çıkarttıklarını. Yani müzelerde tamam teknolojiyi kullanıyoruz fakat bunun arka planında neler olduğunu daha çok araştırmak üzere gittim. Ve gördüğüm kadarıyla buna söylenen şey büyük veri analiziydi. Ve yaptıkları projelerin çoğunda nasıl sürdürülebiliriz diye tartıştınız ya, sürdürülebilirliğini daha çok kültür turizmiyle ilgili olarak çalışan belediye ve diğer mercilerle bilgileri paylaşarak sürdürüyorlardı. Ve sizin değindiğiniz gibi, Veysel Hoca'nın da değindiği gibi kesinlikle biletleri satışa sunarak, yani müzenin bir bölümünde diyelim ki VR gözlükle baktığımız zaman ayrı bir mesela ücretsiz girebilir veya daha ucuz bir fiyata girebilir. Fakat daha farklı hologram veya şu an hani bahsedilen metaverse olaylarında daha pahalı bir ücretle.
girebilirlerdi. Bunları yaparken de daha çok işte Z kuşağı da hedeflenmiyordu. Daha çok hangi müşteri profilini hedeflediklerini de sordum, orada araştırdım. Ve bizzat gördüğümde yani 40 yaşın üstünde, 60 yaşın üstünde tekerlekli iskemleyle de bu teknolojileri izlemeye gelen birçok kişi vardı gençlerin dışında. Şimdi Türkiye'de tabii ki müzelerdeki verilerin analizleri yapılıyor, fakat bu analizleri yaptığımız zaman ya soru cevap şekliyle, hani eğer üniversiteden yapıyorsak, diğer türlü de nasıl diyeyim, yani ziyaretçilerin bu analizlerin yapıldığını bildirerek, bir şekilde farkındalıklarını yaratarak bunları yapıyoruz. Ama burada yapılan şey, yani bu büyük big data dedikleri şey, geri planda siz işte sergiyi gezerken bir şekilde sizden verileri toplayarak, işte benim müzeme kimler gelmiş, kaç yaş aralığı gelmiş, işte çift mi gelmiş yoksa işte tek mi gelmiş, arkadaş grubumu, öğrenci grubumu, ne kadar ziyaret ettiklerine bakarak, hangi sergilerde daha başarılı olduklarını bizzat ölçerek bunları yapıyorlardı. Yani müze teknolojileri derken bir müzenin pazarlamasındaki stratejileri de buradan geri plandan alabiliyorlardı. Ben şu an halinde maili atmadım, bir saniye atacağım, size bazı şeyler göstermek istiyorum. Cumali nokta. Ben de bekliyorum hocam, gelmedi gelmedi diye Sinem hocam. Cumali nokta, evet. Yasalatçı. cumali.yasar@gmail.com hocam. gmail.com. Tabii şimdi bunu yaparken de orada dediğim gibi izlenimlerim benim için çok önemliydi. Çünkü neden? Bir müzecilik öğrencisi olarak, o zaman içinde yüksek lisansaydım, şu an doktoradayım da, acaba ülkeme nasıl bunları adapte edebilirim? Nasıl daha çok ziyaretçi çekebiliriz müzelerimize diye daha çok hani onları irdelemiştim. Size de burada göstermek istediğim şey, yabancı firmalar tabii ki bu işi çok uzun süredir yapıyorlar ve avantaja sahipler. Neden? Çünkü deneyimleri var. Ama yani Türk firmalarında bunu geliştirmesi çok güzel olmuş. Tabii ki know-how'larını anlatmadılar. Ama kendilerinin söylediği, ben eğer hani bu eğer Türkiye'de kullanılırsa, bir programın en azından küçük bir bölümü alınırsa nasıl olur? Hani kullanılması kolay mı? Müzecilik olarak biz burada çalıştıracağımız kişinin çok mu teknik bilgiye ihtiyacı olacak, yoksa herhangi bir kişi bunu yapabilir mi gibi sorulara kadar sordum. Ve hiç de gözümüzü korkutmadan bana dürüstlükle cevap verdiler. Eğer bir kişi, dediler, işte 40'lı yaşlarda bir tablet veya telefon kullanabiliyorsa, bizim bu VR, AR ve Mixed Reality dediğimiz bu karma gerçekliklerin bütün programları açıp kapatabilir. Bu kadar basit, dediler. Bunu tabii duyunca çok hoşuma gitmişti. O yüzden ben de bu firmanın yaptığı bazı şeyleri göstereceğim, demoları size. Tabii şu sunumumu bir Cumali Bey'e atayım. Dediğim gibi, yani hiç gözümüzü korkutacak bir şey yokmuş bunda. Cumali Bey, benim şeyim 25 megabayt gelir mi acaba? Hocam Google'sa, yani Gmail'se belki Drive'dan gitme şansı olabilir diye düşünüyorum. Evet, Drive'dan gidebilir hocam yani. Drive'dan gidebilir. Siz direkt yollayın isterseniz, Drive olarak link gider Cumali Bey'e. O kadar çok sunum var ki. Ben yine tekrar deneyeceğim screen share'i. Çünkü bunun gitmesi imkansız. Çünkü çok yüklü bir şey. Bakıyorum. Şunu da cancel edeceğim. Evet.
Share screen dedim. Ekranın içini paylaşmak istiyor. Evet. Ben de açılıyor. Siz de açılmıyor demek ki. Neyse, sürem de dolmak üzere. Kusura bakmayın, açamadım, gönderemedim de. Teknik arıza oldu bende bugün. Hocam, ekran paylaşımı, evet. Yani bütün masa üstünüzü paylaşma imkanınız olur. Bunu deneyelim mi? Bu ekran paylaşımı sekmesini tıklarsanız orada ekran paylaşımı sekmesini tıklayalım. Ekran paylaşımında yukarı doğru bir klasör üstü oku var ya. Hı hı. Onu bir tıklayalım. Orada ilk seçenek ekran diye bir seçenek çıkacak. Oraya bir tıklar mısınız? Tamam. Karşınıza ekstra pencere açılacak. Açılan pencerede ekran diye bir seçenek olacak. Onu tıklarsanız iki çift. Evet. Sistem tercihleri. Ha, anladım. Şimdi şöyle Sinem Hocam. Şöyle büyük olasılıkla sisteminiz ilave izinler istiyor. Arzu buyursanız şöyle yapalım. Biz zaten sunumlarınızı, evet, izin verdiğiniz ölçüde içeriklerinizi biz katılımcılarımızla paylaşacağız. Bir de malum daha önce belirtmiştik. Biz bunun sonunda bir toplu yayında kullanmak istiyoruz. Siz isterseniz sözel olarak anlatınız. Evet, evet. En iyisi öyle. Aynen. Anlatayım. Olmuyor benim çünkü. Teşekkür ederiz. Bırakmayın. Biz paylaşacağız ama. Evet. Zaten gayet iyi gidiyor. Biz can kulağıyla dinliyoruz. Çünkü çok olduğu için dosyanın içinde videolar vardı. Mesela işte anlatmak istediğim şey olmuyor yani benim şey screen share. O yüzden şöyle sözlü olarak anlatayım. Mesela bir arkeolojik sitede gücümüz yok. Bu arkeolojik siteyi canlandıramıyoruz. Ne yapabiliriz? Belli bir yerine küçük bir müze inşa ederek içinde bunu sanal olarak yaşatabiliyoruz. Mesela bir örnek olarak ismini vereyim. Museum of Dune of Abbey diye bir rahiplerin böyle gelip sizinle kişisel asistan aracılığıyla konuşabildiği. İşte siz nereye bakıyorsanız eğer müzede rahibin size onu anlattığı. Yani kişisel asistanınız var. Yani burada işte hem sanal gerçeklik var. Hem ayrıca işte yapay zekayı da kullanıyorlar. Çünkü kendi elinizi de yani orada görebiliyorsunuz. Hem gerçek hem yapay zeka, ama hepsi bir arada. Yani ayağınıza baktığınızda evet yerde yere basıyorsunuz, bir müzenin içindesiniz ama kendi elinizi görebiliyorsunuz, birisiyle konuşabiliyorsunuz. Biz bunu aynı şekilde turizm sektöründe de tartışıyoruz. Rezervasyonlar yapılırken acaba bir kişiye ihtiyacımız var mı, yok mu? Müzede de eğer birisi bizi karşılaması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu kişisel asistanlarla yapılabilir mi? Yani benim anlatmak istediğim bunlar uzun süredir yapıldığı için ve müzelerin bu yöne doğru gittiği için müze teknolojileriyle hem pandemi döneminde hem de şu an yani geleceğin müzeleriyle bunların daha çok geliştirilerek Türkiye'ye de adapte edilmesini dilerim. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Kusura bakmayın, gösteremedim sunumumu. Sonra paylaşacağım. Hocam biz teşekkür ederiz. Gayet güzeldi bence, ilgi çekici bir konu. Zaten slaytınızı bize Oğuz hocamlar ileteceklerdir. Hocamıza sorusu olan, katkı sunmak isteyen katılımcılarımız, hocalarımız varsa lütfen buyursunlar. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar Sinem Hocam, katkılarınız için, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben bir şey soracaktım aslında Hüseyin Hocam. Sinem Hocam, çok güzeldi sunumunuz. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Yurt dışındaki... Görselim yoktu, hazırlamış olmamız. Olsun, yani biz görmüş kadar olduk hocam. Gayet güzel deneyimlerinizi anlattınız bize orada. Oradaki dediniz ya hani...
hedef kitlesine sordum. 40 yaş üstü var, 60 yaş üstü var. Hani sadece Z kuşağını hedeflemiyorlar dediniz. Ve hani sürdürülebilirlik açısından da hani maliyetleri karşılıyor gibi bir şey söylediniz. Aslında o çok güzel. Hani bugün mesela ben de işte benim sunumum yalnız yarın hocam inşallah sizler olacaksınız. Çok güzel sunumlarınız var ama ben hepsini böyle toparlayayım ne güzel en son mu olacak artık kimse dinlemeyecek beni bilmiyorum ama ya onların hepsini orada toparlayacağım zaten. Mesela müzelere yavaş bakma günü var. Hiç rast geldiniz mi bilmiyorum. Pardon. Sanata yavaş bakma günü gibi bir şey var. Mesela orada da hem yaşı büyük insanları bu dijital teknolojilere sevdirmek hem de sanata yavaş bakmayı sağlayan bir yol izliyorlar. Yani yurt dışında bunu çok yapıyorlar. Evet yıllardır var zaten. Biz daha yeni yeni geliyoruz. Hani bize daha bir yerler yeni yeni geliyor. Ama çok heyecan verici şeyler Sinem Hocam. Çok teşekkür ederim. Yani o Z kuşağını sadece hedeflememesi benim için çok önemliydi. Yani benim de yaşım biraz büyük. Moralim bozuluyor ya. Biz de varız yani falan tabii. Geldi. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Onu da sormamın sebebi şuydu. Bizim müzelerimizde zaten hali hazırda yani kendim İzmir için konuşayım daha çok. Tabii ki diğer illerdeki müzeler daha gelişmiş durumda. Onu da gezince görüyorum. İzmir'deki müzeyinin mesela Arkeoloji Müzesi'nden bahsetmek istiyorum. İzmir Arkeoloji Müzesi'nin yaptığım mesela survey'de yerini bile bilmeyenler vardı ve eğitim düzeyleri de çok yüksekti bu sorduğum kişilerin. Aynen. Yani o yüzden ziyaretçi çekmek amaçlı müzelerin pazarlamasında bu teknolojik bilgiler ve deneyimler nasıl kullanılabilir amacıyla kendim hani atlayıp gittim baktım hevesle. PR lazım hocam. Yani artık sisteme evet. Uyum sağlayabilmemiz için PR'a ihtiyacı var müzelerin. Yani aynen. Artık hani ben oldum işte ben müzeyim gelsinler bana günü geçti artık. Yani öyle bir şey yok. Hayır, hem zamanla rekabet halindeyiz hem diğer müzelerle rekabet halindeyiz. Yurt dışı bunu çok güzel açtı. Bizler PR'ları daha yeni yeni fark etmeye başladık. Yani PR yapması lazım müzelerin. Evet ve bu PR'ı yaparken de mutlaka mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı diyoruz ya gerçekten de turizmle de el ele olması gerekiyor. Yani orada gördüğüm şey oradaki verileri turizmden de verileri çekerek kim gelecek bugün ne yapacak bileti nasıl almışlar yani o dataların analizi yapılarak yapılıyor. Yani bir sistem ve strateji oturtulmuş sadece teknolojiyi alayım bekleyeyim de değil. Sürdürülebilirliği bu şekilde gerçekleştiriyor. Doğru hocam, doğru. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hocam, Sinem hocam teşekkür ediyorum. Farklı katılımcılarımızdan bir soru yoksa ben de küçük bir şey eklemek isteyip tekrar Sayın Mutlu hocama zaten çok beklettik. Zamanla da girdik, kusura bakmasın hocamız. Ben hemen bir şey eklemek istiyorum. Biz mesela dediğiniz uygulamayı şu anda mevcutta bu ihtiyacı görerek aslında bir yerden değil de mesela bu ihtiyacı gördük, atıyorum işte bizim müzelerimiz haftanın pazartesi günleri kapalıydı. Şimdi bir evet. Pazartesi günleri kapalı ama tur gruplarından İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne gelen tur gruplarından ve Gaziantep Rehberler Odası'ndan bize sürekli şey geliyordu işte açık mısınız? Açabilir miyiz? Hı-hı. Özel ricalarla bir şey yapılıyordu. Açılıyordu. Şimdi biz evet. Böyle bir strateji izledik. Dedik ki haftanın 7 günü açalım. Pazartesi günü açalım. Çünkü o gün için mesela pazartesi günü buradan geçmek durumunda olan bir tur grubunu da kaçırmayalım. Sonuçta biz aynen. 3 otobüs var diyor mesela. Kar yağdığı gün, müzeler kapalı olduğu gün bile 3 otobüs için mesela bir nöbetçi gönderip müzeye açtırdık. Çünkü onların bir tanesini bile kaçırılmaması. Çünkü o insanlar atıyorum işte İzmir'den tura çıkmış, Antep üzeri geçecek, işte Urfa'ya gidecek, Güneydoğu turu yapacak ama o gün için kar yağmış. Ve tekrar o insanların buraya gelme ihtimali ya da belki o küçük bir müzeyi görmek ihtimali yok. Evet. Tekrar geri geliyor. Mesela sırf o müzeyi görüyor. Biz bunun devamını gezemedik. Daha farklı bir yer gezebilir miyiz diye. O tekrar geri ziyaret çekiyor. Şöyle bir şey de var Hüseyin Hocam. Ta Meksika'dan buraya İzmir'deki mesela bir katedrali görmeye geliyorlar. Evet. Ama işte açık değil, güvenlik seviyesi. Onu nasıl anlatacaksınız? Hadi koştur, bağlantı kur. Yani hep böyle gönülden evet bazı prosedürlerin, yasaların da değişmesi gerekiyor. Çünkü turizm 365 gün açık bir müessesi. Müzelerimizin de açık olması çok fayda sağlar. Hocam şu an biz 365 gün açığız. Sadece 1 Ocak hariç 365 gün 8.30-5.30 açığız. Hatta bazen mesela biz en son müzemizi Panorama 25 Aralık Müzesi'ni 20-31 Aralık tarihleri arasında
sabah 8'den akşam 10'a kadar açık tuttuk. Bunu da denemek istiyoruz. Çünkü insanlar işte mesela ben en yakın zamanda Frankfurt'ta gördük örneğini. Perşembe günleri, çünkü orası biraz iş ziyaretinin yoğun olduğu bir yer olduğu için Perşembe günleri mesela Goethe Müzium 10'a kadar açık. Yani onun da sebebini sorduk. Neden dedik? Ya dedi burası iş toplantılarına gelenler var. İşte Perşembe günü iş toplantısı geç biten ya da dönmek zorunda olanları kaçırmamak adına işte Goethe Müzium ve birkaç tane müze, özellikle görülmesi gereken müzeleri açık tutuyorlar. Ne ya kadar güzel bir... Mesela bu tür stratejilerden yola çıkarak mesela biz de 365 gün açık tutuyoruz. Sadece bir gün, o da 1 Ocak tarihinde öğlene kadar. Yani kapatıyoruz, öğleden sonra açıyoruz ziyaretçi yoğunluğuna göre. Ya bu tür konuların gerçekten genel bir turizm stratejisi olarak eklenmesi, belki bir toplantının da bir mesajı olması gerektiğine size katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Mutlu Hocam'ın da bu arada sunumu hazır. Beşinci sunumumuz için doçent doktor Mutlu Erbay hocamız, Boğaziçi Üniversitesi yeni teknoloji araçlarıyla müzelerde yüz yapılandırma çalışmaları. Mutlu Hocam'ın aynı zamanda bu konuyla ilgili bir kitabı var. Müzelerde yüz yapılandırma teknikleri. Dersini aldık. Gerçekten çok önemli bir materyal. Hem müze hocalarımızın dışında, eminim ki hocalarımızın haberi vardır ama bu kitabı mutlaka bu işle ilgilenen insanların, özellikle sergileme teknikleri ile ilgilenen müze çalışanlarının ya da müze profesyonellerinin mutlaka edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten çok istifade ettim. Hocam buyurun lütfen Mutlu buyurun. Hocam. Söz bende herhalde. Buyurun hocam, kusura bakmayın, sizi beklettik. Hayır, ne demek. Çok teşekkür, ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bence heyecanla zaten burada olmayı çok arzuladım. Özellikle son müze teknolojilerini ve sergileme teknikleriyle ilgili eğilimleri anlatmak üzere buradayım. Karşınızdayım çünkü gerçekten sergileme ve sunum teknolojileri dediğimiz zaman aklımıza gelen şeylerin çok dışında şeyler konuşacağım biraz sonra. Yüz yapılandırma çalışmalarına neden ihtiyaç var? Öncelikle bunlardan bahsetmek isterim. Çünkü arkeoloji müzeleri yüz çeşitli kafa taslarıyla dolu. Aslında bu konu adli tıbbın konusu. Fakat anlıyoruz ki özellikle 2020 yılından itibaren müzeler bu konuya el atmışlar. Özellikle sergileme ve sunum teknikleri hususunda. Müze, üniversite, özel ve tüzel kurumlar ve şirketler bu yüz yapılandırmasıyla çok ilgililer. Peki neden? Tarihi önemi bulunan kişiler, geçmişte yaşamış insanların yüzleri neye benzediği hep ilgi alanı olmuş. Kim kral, en zengin olan, en iktidarlı olan, en bilgili olan, tarihte önemli olan insanların yüzlerini zaten muhafaza etmek istemiş insanoğlu. 1953 yılında Ürdün Vadisi'nde bulunan bu yüzlerden bunları anlıyoruz. Daha sonra Mısır'a gidiyoruz. Mısır'da Kanyum dönemi. Bu sefer Mısırlılarla Yunanlıların karma bir kültür oluşturdukları bir dönemde, daha sonra Romalılar da buna dahil oluyor. Roma'dan, Yunan'dan atanan valilerin yüzlerini aynı Mısırlı gibi gömülüyorlar. Fakat yüzlerini Yunanlı ya da Romalı gibi onun neye benzediğini göstermek istiyorlar. Yani bir insanların müzelerde yer alması, yüzünün neye benzediği insanoğlu için tanınmak, anlamlı bir hayat sürmek açısından çok önemli. Şu anda yine böyle bir şekilde gömülmüş olan bir kadın muallimeye, astronoma bakıyorsunuz. Adı Hypatia. Biz onun neye benzediğini, nasıl bir kadın olduğunu, bazen ne kadar zengin olduğunu bu sandukaların üzerinden anlıyoruz. Şu anda Berlin'de bulunan Altes Müze'de bulunan Kleopatra heykeline bakmaktasınız. Bilemiyorum bugüne kadar Kleopatra'yı nasıl düşündünüz ama Kleopatra bir Yunanlı prototipi olarak burada. Şimdi modern teknolojileri konusunda bu ana geldiğimizde şöyle bir eğilim var. 2011 yılında benim hazırlamış olduğum şu kitapta müzelerde sergileme ve sunum tekniklerini anlatmıştım. Evet, yüksek teknolojiler hayatımıza girmekteydi. Müzelerde kullanılmaktaydı 1980 yılından beri. 2010 yılında, 11 yılında yazdığım bu kitap, daha sonra 2020 yılında tekrar yazmak istediğimde müzelerde yüzlerle ilgili yüz yapılandırma çalışmalarının bütün bunların önüne geçtiğini, sergileme ve sunum tekniklerinde yüz yapılandırmasına
eğilim olduğunu, Expo fuarlarında hep yüz yapılandırmanın öne çıktığını fark ettim. Hatta yapay zekaların bile bu amaçla kullanıldığını, Kleopatra'nın saç modelini sağ tarafta gördüğünüz Altes Müzesi'nde bulunan bu heykelin sol tarafta gördüğünüz gerçekten yaşasaydı neye benzerdi, bunu anlamaya çalışıyorlar. 2020 yılında sağ tarafta gördüğünüz Kleopatra, sol tarafta gördüğünüzse Mısır'daki versiyonu. Bunlara nasıl güvenebiliriz? Gerçekten bunlar o insanın yüzüne benzeyebilir mi? Ama insanoğlu bunun üzerine çok gitmiş anlaşılan ki 13. yüzyıl, 20. yüzyıla kadar insanoğlunun yüzünü maskeleyerek, en azından insanoğlu değil, yani mesela Medici, Lorenzo Medici, Marat'ın, Fransız ihtilalindeki önemli bir figür, Madame Tussaud'un, Dante'nin hep yüz kalıplarının alındığını, Napolyon'un ve bu kalıplarla aslında onların yüzünün gerçek boyutuna erişmek ve niçin tabii, daha sonra onun heykelini doğru şekilde yapıp gelecek kuşaklara ilham vermesi için tanıtmak sebebiyle yüz maskı alındığını görüyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Mehmet Akif Ersoy'un, Tevfik Fikret'in ve Atatürk'ümüzün de yüz maskları alındığını biliyoruz. Alt sağda gördüğünüz Tevfik Fikret'in yüz maskıyla bugün Tevfik Fikret Müzesi'nin, Aşiyan Müzesi'nin önündeki heykel yapıldığını da söylemek isterim. Ve Atatürk'ün yapılan birçok büstüne bir prototip olduğunu bu cenaze maskının söylemek isterim. Demem o ki insanların yüzü, değerli, önemli kişilerin yüzlerinin maskları alınmış ve bunlar saklanmak, muhafaza edilmek istenmiş. Bu o kadar yüksek bir raddeye gelmiş ki bunun yöntemleri var. Tabii ki adli tıpta. Yumuşak doku, Rus metodu, Manchester metodu, her ikisini karıştıran Türk metodu. Daha sonra teknolojik aletler, röntgenler, sintigrafiler, tomografiler, CT kameralarda gelmiş ve müzelerde bu atıl durumda duran bu yüz iskeletleri ya da yüz kafatasları kime ait olduğunu insanlar gerçek bir şekilde bilmek istemişler. Benim yaptığım bu çalışma bütün bunları içine alıyor. Yani düşünebilirsiniz, o kadar çok olmayabilir. O kadar çok sayıda ki benim bulabildiklerim. Şimdi yüzle ilgili temel olarak şöyle çalışıyor. Referans noktaları var. Bu daha sonra bilgisayar ortamına taşınacak. Burada gördüğünüz gibi doğru ölçümlerle referans noktaları var. Kafatasının kalınlığı belli, kasın kalınlığı belli, derinin kalınlığı belli. Buradan yola çıkarak neye benzediğini anlıyoruz. Bu dediğimiz gibi çok alanlarda kullanılıyor ama müzecilikte protokoller var. Yani siz bahçenizde bulduğunuz bir kafatasını canlandıramazsınız. Bunun için izinler almanız gerekir. Fakat müzelerde bulunan bu protokoller, ETNAP protokolleri deniyor. Bunlara tabi değil. Çünkü ölüm yıllar önce gerçekleşmiş ve müzede bulunan bu kafatasının kime ait olduğunu bilmek istiyorsunuz. Şimdi gelelim benim konuya. Çok sayıda bunlar ama bunların hepsini size anlatamam tabii. Önemli olan 7 tanesini seçerek Türkiye'de ve dünyada size bunların gündeminize getirmeye çalıştım. Bir tanesi Kraliçe Ada. Türkiye'de 1989 yılında kafatası etlendirilen ilk, Manchester Üniversitesi ki bu alanda çok ünlü ve Bodrum Üniversitesi, Bodrum Müzesi birlikte çalışmışlar. Ve burada gördüğünüz, şimdi bu tarz projelere demokrasi anlamında da çok olumlu bakılıyor. Çünkü çeşitli üniversiteler, kurumlar bir araya gelerek bir proje hazırlıyor. İkinci, Huermayer mumyası. Burada gördüğünüz bir kafatası bulunmuş ama anlaşılan çok önemli bir. Çünkü etrafında bira fıçıları falan var Peru'da. Bu kadını bilmek istemişler ve gerçekten de kadının önemli biri olduğunu ve neye benzediğini, tabii bir de müzelere ivme kazandırıyor. İnsanlar gördükleri bu kafatasının kime ait olduğunu bildikten sonra, bir öyküsü ve hikayesi olduktan sonra akın akın bu müzelere ziyarete gidiyorlar. Bir diğeri Tahran, İran'dan 2014 yılında. Burada durum şöyle. Kadının kafatasının birçok kısmı hasarlı. Bilgisayar ortamında tamamlanıp yüzlendiriliyor. Bir diğeri Amazon savaşçı, Alaska'da bulunuyor.
Sibirya Üniversitesi Arkeoloji Müzesi, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Alman Palatina Tarih Müzesi, gördüğünüz gibi birçok ülke, birçok bölüm işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar ve üniversite projeleri, bu yüz projeleri ve kadının neye benzediği, sonuçta derisinin üzerindeki, derisi de var bu hanımın, üzerindeki dövmenin hazır kalısında kullanılan dövmeyle, çantalarla, halı motifleriyle aynı olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve yeni kimyasal malzemeler, burada gördüğünüz gibi silikonla, bu işte görevli olan kişi Marcel, bir kafatasını kendine, bir kafatasını çalışmakta olduğu bölüme. Çalışmakta olduğu, az önce gösterdiğim gibi bunu, projeyi bitiriyor. Sonra bu prototip kafatasını kendi ülkesine götürüp orada da yeniden bir tane yapabiliyor. Yani bu teknoloji imkanları bize bunu sağlıyor. Gelişen kimya endüstrisiyle birlikte, hızla gelişen teknolojilerle birlikte. Şimdi üçüncü Richard, aslan yürekli Richard, bu ünlü filme konu olmuş olan. İngilizler Hantarya Müzesi'nde bulunan bu kafatasını Manchester Üniversitesi işbirliğiyle, Liverpool More Üniversitesi yüzlendirme laboratuvarıyla, dünyadaki en önemli ve köklü ilk kurulan laboratuvarlardan bir tanesi, Caroline Winkinson, bir hoca, burada gördüğünüz gibi bu alanda çalışmalarıyla ünlü. Müzeye bu malzeme konulduktan sonra çok büyük yoğun ilgi olduğu için bir tane daha yapıp onu da başka bir tarih müzesinde canlandırarak İngiliz milliyetçiliğini bir anlamda tekrar karşımıza çıkartıyorlar. Yine Fayum portrelerinde bir mezarın üzerinde bulunan bir portreyi burada gördüğünüz gibi 2020 yılında sanal yapay şekilde canlandırarak bu çocuğun neye benzediğini, saç şeklinin neye benzediğini ortaya koyuyorlar. Bir başka konu çok derin tabii ki, saçının telinden, DNA'sından yapılan analizlerden ne yediğini buluyorlar. Ne yediği çok mu önemli? Ne yediğini bulduğunuz zaman bunun toplumun hangi sınıfından bir zümreye ait olduğunu bulabiliyorsunuz. Bu yüzden de saç kalıntıları çok önemli oluyor. Bir diğer yüz yapılandırma, ben araştırmalarımı yaparken birdenbire fark ettim ki Mısır'da bulunan Meritamen adlı bir kafatasının İngiltere'ye gönderilmiş prototipinin, yani Mısır'dan çıkartmıyorlar. Bunu algoritmalarla yazılımını üç boyutlu ölçtükten sonra bu algoritmaları İngiltere'ye, Amerika'ya, çeşitli enstitülere göndermişler ve araştırdılar. Sonra merak ettim, kim bu kadın? Dini bir figüre annelik yapan, Musa yaptığı düşünülen Meritamen adlı Mısır'da çeşitli heykelleri olan bu kadın. Görmek ister misiniz bunun yüzünü? İstemişler. Ve burada gördüğünüz gibi Meritamen'in kafatasını yüzlendirerek onu Expo fuarlarında, paralı ücretli fuarlarda tanıtımını yapmışlar. Kim yapmış? Burada da çeşitli heykeltıraşlarla, sanatçılarla, kimyagerlerle çalışmak zorundasınız ve bilgisayar uzmanlarıyla. Burada gördüğünüz Jennifer Mann, Meritamen'in yüzünü internetten bunun nasıl yapıldığına dair belgeseli izleyebilirsiniz. Bir diğer belgesel, bir diğer konu burada Yaldızlı Lady, bir dansöz. Dansöz yaşasın, yaşatılsın istenmiş. Aynı az önce kraliyet ailesine mensup Meritamen gibi. Ama burada sol tarafta gördüğünüz sandukanın içinde. Yani iskelet kafatası herhangi bir şey yok. Sintigrafiyle onun içine bakarak bu kadının yüzünü, bu dansöz Mısırlı kadının yüzünü gerçekleştirip Expo fuarlarında canlandırmışlar. Bu bir sektör Avrupa'da ve Amerika'da. Elizabeth Dynes Atelier Dynes'i kurmuş ve burada gördüğünüz pek çok önemli projeye imza atmış bir figür. Evet, bütün bunları araştırmam sonucunda müzelerde sergileme ve sunum tekniklerinin başka bir yöne doğru evrildiğini fark ettikten sonra 2020 yılında bu kitabı ortaya çıkardım. Ama sonradan fark ettim ki bütün bunlar başka bir şey için. Mark Dillon üç boyutlu sanat projesi. Acaba Mona Lisa'nın üç boyutlu olması kime ne fayda sağlar?
Ama yani müzelere gelen, müzeler demokratik ortamları sağlayan bir yerlerdir. Herkese açıktır. Yani Avrupa müzeciliği böyle, Amerika'daki müzecilik anlayışı buna altını çiziyor. Herkese açık, herkesin malıdır. Kamuya açıktır. Ama insanlar geliyor. Bir sanat müzesini nasıl algılayabilirler? Görmedikleri için dokunabilirler. Bunun için de Mona Lisa'nın resmi üç boyutlu rölyef ortama aktarılmış. 2020 projesinde. Ve burada gördüğünüz gibi bu proje o kadar çok ileriye gitmiş ki Mona Lisa heykel olsaydı nasıl olurdu? Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu ne demek? Bu müzeciliğin, teknolojiyle birleşen müzeciliğin geldiği son noktayı gösteriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Gördüğünüz bütün tablolar, ünlü tabloların üç boyutlu ortamda hem sanal hem de fiziki ortamda, şu anda ben fiziki bir Mona Lisa heykeline dokunmaktayım, yapılabilir anlamına gelmekte. Peki bu kadar basit mi? Bir adım ilerisi bu. Umarım gösterebilirim size. 1-2 dakika. Şunu küçülteyim. Erişim ver. Evet, bakınız. Mona Lisa tablosu adeta dile gelmiş. Mona Lisa evimize geldi. Yapay zekayla birleştirilmiş, artılmış, artık algoritmalarla onu gerçekten yaşayan bir kişi gibi görme imkanına sahip olabiliyoruz. Şimdi bir diğer projeden size bahsetmek isterim. Hepinizin bildiği Nefertiti'den bahsetmek isterim. Nefertiti bildiğiniz gibi Altes Museum'un içinde Amarna'dan yıllarca önce getirilmiş ve burada gördüğünüz gibi iskeletleri, kemikleri yok. Biz onun neye benzediğini bilmiyoruz ama burada gördüğünüz kireç taşından heykeli var. Şimdi şöyle bir durum olmuş. Bu bir suç. Şimdi suçlardan bahsedeceğim size. Suç da işlenebilir müzelerde. İki kişi, doktora öğrencisi, birlikte girmişler. Altes Müzesi'ne ücretini ödemişler. Çok da ucuz değildir Altes Müzesi. Burada gördüğünüz bu aleti şirket rica etmiş onlara. İçlerine koymuşlar. Müzedeki bu objeye hiç dokunmadan etrafından dolaşmışlar. Nefertiti heykelinin. Ve oradaki algoritmalarla bu heykelin etrafından algoritmaları kaydetmişler. Müzenin dışına çıkmışlar ve bu Nefertiti heykelinin bir benzerini 2015 yılında burada gördüğünüz gibi üç boyutlu bir printerla müzenin dışında, şimdi bu suç mudur değil midir? Müzenin eşsiz heykelini müzenin dışında tekrar oluşturmuşsunuz ve bunu belki de satıyorsunuz. İşte burada gördüğünüz Nora El-Bahri ile Jean-Nicolas Nélès bunu gerçekleştirmişler. İkisi de dediğim gibi doktora öğrencisi. Müzenin dışında, müzenin içinde bulunan, çalmışlar bir anlamda. Fakat bunu ifşa etmişler müzeye gidip. Biz Mısırlıyız, kendi objelerimizi görmek için para vermek istemiyoruz. Ve bunu bakın böyle bir aletle gerçekleştirdik. Bu müzeler için bir tehlike olabilir bundan sonra. Bir suç işlemişler. Peki yargılandılar mı? Hayır. Bu durumu ifşa ettikleri, müzelerin ulaştıkları, müzelerin karşılaşabilecekleri son hırsızlıkları bize gösterdikleri için yaptıkları suç affedildi. Şimdi sizi yeni, yepyeni bir ad söylememde sakınca var mı bilmiyorum ama Facebook, bir sosyal medyada Kleopatra filminde kendi yüzümle, yapay zekayla, bunun için ben fotoğraf göndermedim. Facebook'tan benim yüzümü çekmiş ve buraya filmin içine beni monte etmiş. Ve ben tarihi bir Oscar'lı filmde Elizabeth Taylor'un yüzü oldum. Çok eğlenceli. Bunu çok sevdim. Bu yüz bana ait. Yapay zeka yüzümü bir filme nakşetti ya da koydu. Benim müsaademle. Ama daha sonra nerede kullanacak bilmiyorum. Yine 2000 yılında büyük bir Kanada'da bir proje oluşturdular. Kanada, Quebec'te, Quebec Müzesi'nde yüz tanıma projesi. Müzenin içinde bulunan heykellerle yüzünüzü eşleştirin projesi. Proje ardından pandemi patladı. Bu çok popüler bir proje oldu. İnsanlar yüzlerini çektiler ama işte belli algoritmada tam karşıdan bakarak çekilmiş fotoğraflar istiyorlardı. Fakat birdenbire Kanada hükümeti bunun aslında bir
yüz tanıma ve insanları eşleştirme programı olduğunu hemen fark etti ve bunu yasakladı. Bu şekilde müze sizden yüzünüzün fotoğrafını çekmenizi ve oraya yüklemenizi ve sizin yüzünüzü heykelle eşleştirmeyi planlamayı arzuluyordu. Fakat bunun aslında bir tehlike olduğunu hemen fark ettiler. Evet, dünya müzeleri, dünya müzeciliği bu konuları konuşmakta. Ve biz bunları konuşurken bile birçok suçlar işlenmekte. Bunun suç olduğu bile bugün mevcut değil. Önce çünkü suçlar işleniyor, ardından insanları korumak için yasalar çıkıyor. Bu teknoloji bizim başımızı döndürüyor. Ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çok güzel, az önce arkadaşımızın sorduğu gibi biz bu teknolojilerin ne kadarına müsaade edeceğiz? Açmalı mıyız müzeleri? Bu doğru bir şey mi? Kapamalı mıyız yoksa bu teknolojilere? Bu bugün hala tartışılan bir konu. Ben bu anlattıklarım doğrultusunda konuyu şöyle bir toparlayayım ve son söz olarak bir video daha paylaşmak istiyorum sizinle. Teknolojik aletlerin yarattığı yeni imkanlar yüz yapılandırma çalışmalarında kullanılmaktadır ve %90 benzerlik sağlamaktadır. Bugün eksik yüz kısımları bilgisayar ortamında tamamlanmaktadır. Dünyanın kullandığı yeni teknolojiler yüz yapılandırmalarında dediğimiz gibi %90 benzerlik. Çünkü alıyor Amerika'ya gönderiyor, İngiltere'ye gönderiyor. O iki algoritma, onu ikisini de birbirini görmeden yüzlendiriyor. Bakıyorlar, birbirlerine benziyorlar. Bu şekilde oluşturulmuş müze sergileri basın ve halkın çok ilgisini çekiyor. Çünkü yıllar bu hikayesi var. Hikaye de satıyor tabii ki. Ve bu bir deneyim aynı zamanda. Çok disiplinli olduğu için seramik sanatçısından, heykel sanatçısına, bilgisayar yazılımcısından, mühendislerine pek çok insan bu konuya el verdiği için hem demokratik hem bilgilerimizi çoğalttığı için ve yönetişim anlamında karşımıza çıktığı için çok tutulan projeler. Yeni araştırmalara fırsat sağlıyor. Müzelere yeni kapılar açıyor. Müzeler üniversitelerle birlikte çalışıyorlar. Bu bizim çok işimize geliyor üniversite müzeleri için. Müzeciliğimizi bilimsel bir alana taşımaya imkan sağlıyor. Ve bu yöntem kullanılarak tarihe yön veren kişilerin, kadınların, erkeklerin, önemli insanların yüzlerini görüyoruz. Şimdi size bütün bu yüz yapılandırma teknolojilerini algoritmalarla birleştirdiğinizde nasıl bir sonuç çıkıyor onu göstermek istiyorum. Açılır umarım. Toronto Salvador Dali Müzesi'nin içinde biraz sonra Salvador Dali ile karşılaşacaksınız. Tabii ki bak. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back. Even though Dalí's been gone for 30 years, we're using artificial intelligence to bring him back today. In order to actually train this AI to reproduce Dalí's likeness, we've started with finding the right footage of Dalí, and then we split that up into frames where he's looking the right way, and we pick the best frames to use for training from that. Our system learns exactly what he looks like and how his mouth moves and how his eyes move and his eyebrows and every little detail about what makes Dalí Dalí. This is actually a recreated version of Dalí. It's not a person playing Dalí with makeup. It is actually Dalí. We're very careful to use his words so that you learn a lot about what he thought and the way he thought. People want access to art. They want a way in. It can be through technology, through learning about the artist. Greetings. Welcome. This technology allows people to imagine for a moment that there is such a thing as immortality, to see Dalí alive again. The whole future of Dalí is explained in the broader painting. I saw Dalí, but like his actual form, full figure, speaking personally to me.
was welcomed into the museum to see his art, and like I still have goosebumps. It is good to be back. He talked about the museum and his paintings. There comes a moment in every person's life when they realize they adore Dali. In your life, this moment will also be known as Wednesday. Go tell it to your friends. Mr. Dali, very life. Before you leave, you will take a picture with me? Sure. Yeah. Alors. Uno. Dos. Tres. Hola. La. Would you like me to send you this dream photograph? Follow the instructions. What that adds is a sense of emotion. If they can empathize with this man as a human being, then they can relate to the work much more directly, much more passionately. To understand the art, you need to understand the artists behind the art. And this technique allows visitors of the Dali Museum to do just that. Evet, yüz tanıma teknolojilerinin ulaştığı son nokta. Do not believe in my death. Gerçekten var olmayan bir insanı karşımıza getirip bizimle iletişim, artık müze deneyim olmaktan öte iletişim kuruyor bizimle. Salvador Dali ile birlikte fotoğraf çektirip daha da ötesi onu sosyal medya ağlarıyla bütün dünyayla paylaşarak onun bilinirliğini belki de onu tekrar yaşatıyor. Belki insan bu dünyadan göçüp gitse bile onun yaptığı iyiliklerden ya da yaptığı faydalardan bahsedildikçe var olmaya devam edecek. Teşekkür ederim benimle burada olduğunuz için. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Özellikle zaten sunumun başında da söyledi, kitabınızı edindim ve gerçekten mevcut işlerimizde de çok işimizi gören, öyle söyleyeyim, işimize göre bir kitap. Tekrar ellerinize sağlık. Birinci kitabınızı bulamadım. Yani yoktu herhalde. Ama ikinci kitap gerçekten zaten diğerinin de bir bağlantısıydı. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine akıcı, çok güzel bir sunumdu. Sorusu olan, soru sormak isteyen Mutlu Hocamıza, hocalarımız, katılımcılarımız varsa lütfen buyursunlar. Mutlu Hocam harikaydı. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten muhteşemdi. O Dali'nin şeyinde aktif izleyiciyle konuşuyor değil mi? Orada bir yapay zeka mı var hocam arada? Yapay zeka var. Muhtemel sorulabilecek sorularla yani orta yolu bularak onlara cevap veriyor. Sorabiliyorsunuz soru. Aslında aynı müzede bir de resminin içine giriyorsunuz. Virtual reality gözlüğüyle resminin içinde dolaşıyorsunuz. Müthiş şeyler. Aynen. Tabii müze deneyimi bambaşka bir boyuta geliyor. Biz bu teknolojilere de yetişebilir miyiz? Bizim için çok böyle heyecanlı şeyler, bizim yaş grubumuz için. Çünkü biz X'ler çok hızlı gördük bunları. Yani belki hala dediğim gibi insanlar bunları alışıyorlar. Yani aynen. Evet. Ben bir hocam, şey soracaktım. Ben bir şey soracaktım. Hocam o Salvador Dali'deki resim çekme olayı, yani o sahne de gerçekten bir fotoğraf makinesi mi var yoksa o bir şey midir hocam? Orayı çok merak ettim ya. Bunların hepsi gerçek. Benim tabii ben bu deneyimi yaşamadım. Öğrencilerim oraya gittiklerinde gerçekten cep telefonlarıyla o bakın önünde fotoğraf çektiriyorlar ve onların cep telefonuna geliyor. Ve bunu sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Gerçek yani, bu bir kurgu falan değil. Hocam bir de şey var, o filmlerdeki şeyi uygularken o Facebook'taki şey sahne bir dijital sahneyle gerçek sahnenin birleştirilmesi mi oluşturdu orada hocam? Onu tam orayı anlamadım ben bir de. Yok, şu belki anlaşılmamış olabilir. Müzenin çıkışında hediyelik dükkanlara geçerken böyle bir kocaman ekran var. Eğer arzu ediyorsanız ona bastığınız anda karşınıza geliyor. Ve siz onunla soru sorabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Yani düşünsenize, bir ekranla konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz kişi Salvador Dali. En sonunda da eğer arzu, tabii bunların hepsi ücretli bu arada, arzu ediyorsanız ücretini ödediğiniz takdirde birlikte fotoğraf çekiyorsunuz ve onu size göndermesini sağlıyorsunuz.
Bunları muhteşemdi hocam ya. Büyümelere muhteşemdi bakalım. Yani. Yani. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha soracağım hocam eğer mümkünse. Tabii ki. Hani dediniz ya bu yüz tarama ve eşleştirme programları yapılıyor ama bu bir yandan suç işleniyor. Nefertiti'nin heykelini söyledim. Evet. Hocam peki Yunan heykellerini mesela Yunanistan'da belli oranlarda izin veriliyor ve reprodüksiyonları yapılıyor. Ona evet. Nasıl izin veriliyor da bu 3D print teknolojisine izin verilmiyor? Onu kavrayamadım aslında. Şimdi bu bir aslında bu önemli bir konu. Bunun için özel bir teşkilat var. Karabiyan, İngiltere'de Karabiyan jenerasyonu var. Şimdi %25 büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Hepsinin kuralları var. Ama öyle bir dünyadayız ki hiçbir şeyin kuralı yok. Biraz sonra ben ne söyleyeceğimi bilmiyorsunuz. Yani kontrol edilemez bir dünya içindeyiz. Bu bambaşka bir alem, bambaşka bir dünya. Birebir yapılamıyor bildiğim kadarıyla. Mesela bizde de Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı'ndaki şamdanlar birebir asla kopyalanamıyor. Büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz, içine yeni bir şey ilave edebiliyorsunuz. Aksi takdirde zaten suç onu sattığınız zaman başlıyor. Ondan para kazandığınız zaman başlıyor. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Şu anda şunu da unutmayalım tabii. Facebook'taki bütün yüzlerimiz, algoritmalarımız bu alemde. Biz daha kararlar yönetim kurulları almadan önce bir yerlerde o kurullar, daha biz onları yazmadan bile yapay zekanın aklında, fikrinde oluyor. Ben bilgilerimi paylaşmak istedim. Umarım zihin açıcı oldu, umarım faydalı oldu. Bildiklerim inşallah daha da gelişerek devam ederiz araştırmaya. Teşekkür ediyoruz hocam. Başka soru sormak isteyen, katkıda bulunmak isteyen varsa hocamıza bekliyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Vallahi keyif alıyorum. Çünkü böyle bilgi böyle artar. Demokrasi bu demek. Her sesin, her fikrin bir arada olması belki bizi hızlı şekilde de demokratikleştiriyor bu alet, bilemiyorum artık. Bilgilerimizi aynen eş zamanlı paylaşıyoruz. Bu büyük bir nimet hepimiz için. Birbirimizin bilgilerinden, ne düşündüğünden, ne bulduğundan aynı anda haberdar oluyoruz. Bu anlamda Zoom'a çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı düzenleyen Ayten Çalık hocamıza ve emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz tekrar katkılarınız için ve birinci oturumumuzu Mutlu hocamın sunumlarıyla sonlandırıyoruz. İkinci oturumumuzda Öznur hocam ilan eder misiniz? İlan edeyim mi? Tabii ki hocam. Tabii ki Hüseyin hocam. Öznur hocam. Sizin Öznur konuşmanızı hocam. Bekliyordum. Buyurun hocam. Öznur hocam ben ondan önce iki dakika hemen rol çalayım. Başta ben Hüseyin hocama sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Biz arada bir teknik sorun yaşadık. Şimdi o kadar güzel sunumlar var ki teknolojiyle alakalı konularda. Biz zaten hani konu başlığının teknoloji seçilmesinin sebebi bu ama teknolojide bir kültür. Bu kültürün gelişmesi, oturması biraz zaman alacak. Biz teknik bir aksaklık yaşadık. Bu belki hani bizim kullanım ya da öngörü eksiğimizle alakalı olabilir. Onun için ben anlayışınız için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir durum gerçekleşti. Biz öngörümüzden çok daha fazla katılımcımızla bir aradayız. Bu nedenden dolayı bir önceki link, sabahki göndermiş olduğumuz link daha kısıtlı kullanıcıya yönelik olmamalı. Bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. İkisi birden açık. Öğleden sonraki oturumumuzda bu link üzerinden devam edelim. Buradaki katılımcılarımızdan rica edeyim. Bu link üzerinden devam edelim. Ben diğer tarafta da gelen konuklarımız yani bilgisi olmayanları karşılayıp bu tarafa doğru yönlendirebiliyorum. Onun için de çok çok teşekkür ediyorum. Ben tekrardan sözü Özgür Hocam bırakıyorum. Öğleden sonraki oturumda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başta moderatörümüz Hüseyin hocama öncelikle teşekkür etmek istiyorum ve çok değerli bilgileriyle bize katkı sağlayan, bizlere bilgiler veren bütün hocalarımıza ve katkılarından dolayı tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocalarım, sayın katılımcılar, Hüseyin hocamın da dediği gibi ilk oturumumuz burada sona ermiştir. İkinci oturumumuz Troya Müzesi Rıdvan Gölcük'ün Sayın Rıdvan Gölcük'ün moderatörlüğünde saat 14'te başlayacaktır. Tekrar ekip olarak, düzenleme kurulu, bilim kurulu olarak çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.